Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Mustafa Hoca ile bu sezon geçen senenin son iki maçında bize yardımcı olmuştu. Bu sene de inşallah takımın başına getirdik. Kendisine şampiyonluk bekliyoruz. Kendisi de sözü verdi zaten. Bu takımı şampiyon yaparım dedi. Yapacağım dedi. Yapacağına da bizim inancımız sonsuz. Yönetim olarak da sonuna kadar arkasındayız. Yeni çıkan bir laf bugün bu. İlhan Bey'e söz vermiş. Ben takımı şampiyon yaparım diye. Onu da biliyorsun. İnşallah sözünü de yerine getirir. Bizim de bu konuda inancımız tamam. Takıma da güveniyoruz. Mustafa Hoca'ya da güveniyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Allah utandırmasın. Hoca çok transfer istiyordu. O transferler olmadı gibi. Aynı kadroyla çıkıyor. Geçen seneki Hacettepe futbol takımında kayıp 8, gelen 2. U21'den, U19'dan aldığımız oyuncularla bir takviye yaptık. Lige bir giriş yapacağız bu hafta sonu. Hatay Spor'la Hacettepe futbol takımını kıyasladığın zaman belki birlik beraberlik aslında biz daha öndeyiz. Ama biz genç bir takımız. Onlar tecrübeli bir takım. Biz kesinlikle korkumuz da yok. Biz çıkıp onları da yenecek güçteyiz. Ama bu ligi tecrübeli oyuncularla lige başlarsan daha sağlıklı gidersin. Şimdi başkanım hedefimiz şampiyonluk dedi. Bana göre bizim hedefimiz önce gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Gençlerimle 3 veya 4 oyuncu vermek. Ligde alacağımız puanlar bizi bir yere götürürse o zaman biz hedefi ileriki günlerde, haftalarda koyacağız. Ama biz devre arasına kadar böyle gitmek zorundayız. Baktık iyi bir duruma gelirsek yapacağımız takviyelerine tabii ki bizim hedefimiz o zaman istediğimiz bir hedef olur. Takviye dedin mi? Yani transfer mi? Tabii ki transfer. Biz, yani bugüne kadar bugüne kadar transfer yapmamamızın sebebi gençler birliğinden bize gelecek 3-4 oyuncu vardı. Ama tabii ki gençlerimdeki akış farklı boyutlara gidince transferin son gününe kadar kimseyi alamadık oradan. Öyle olunca dışarıdan da adam alamadık. Aramadığımız elimizdeki mevcut kadrodan en iyi sonuçları, en iyi skorları alıp takımımızı böyle götüreceğiz. Maçlar 19 Mayıs'ta başlayacak herhalde. 17 Mayıs'ta açıklama var mı? Vallahi o konuya niye yargı mı biliyor istersen sen söyle. Maçlar 19 Mayıs'ta başlayacak. Tabii hepimizin bildiği gibi biz Ankara'da maalesef sağ bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu Ankara'nın makus talihini yenemedik. Netice itibariyle baktığımızda biz lisans alan ender kulüplerden bir tanesiyiz. Ama bizim lisansımız bir işe yaramıyor. Şöyle yaramıyor. Birçok Anadolu kulübü, büyük kulüpler dahil olmak üzere lisans alamadılar. Fakat biz lisans aldık. Cebeci var. Sayın Başkanımız sağ olsun teşebbüs etti. Ama orada da bir destek alamadık. Maalesef. Ya bizim için sağ fark etmez. Yani 19 Mayıs Cebeci olsun, çim olsun da suyun içinde oynamak istemiyoruz biz. Bizim takımımız, demin de söyledim, genç bir oyuncu topluluğu var. Yani yaşa vurduğun zaman 19.5 çıkıyor. Belki de ligin en genç dinamik takımımız. Biz 3. ligde şampiyon olurken de aynı böyle bir takımımız vardı. O dönemde işte Halil Bey bizim her şeyimizdi, başımızda yönetici olarak da. O zaman da 12 oyuncu kaybeden bir kulüptük. Ama biz o sene şampiyon olduk. İşte o şampiyon olan takımda biz gençliğe bile teknik direktör olurken 5 oyuncu götürdük. Biz şimdi yine oraya 3-4 tane oyuncu vereceğiz. Ben dün akşam Mehmet Hoca'yla da konuştum. Keşke transfer bitmemiş olsaydı sana hemen 2 tane oyuncu verelim dedik. Ama bizim öncelikli hedefimiz Gençler Birliği'nin iyi gitmesi. Hacettepe'de ligde belli bir yere gidip oraya oyuncu yetiştirmek. Bizim tek derdimiz bu. Ama o arada şampiyon olabiliyorsak, playoff'a kalabiliyorsak da kalacağız. Ne gerekirse yapacağız biz. İnşallah. Ama şimdi ne hedef şampiyonluk diyemeyiz. Ben bir kulübün teknik direktörü olarak başkanım yanında bunu söylüyorum. Sıralı ne olacağını ben yine de anlayamadım. Şimdi 19 Mayıs'ta başlayacağız. Ondan sonra büyük ihtimalle Cebeci'ye döneceğiz. Yani biz bu maçı ve Kırklareli maçını gece maçı olarak 19 Mayıs'ta oynayacağız. Fethiye ve Üsküdar maçını da yine gece maçı olarak deplasmanda oynayacağız. Maçlar hafta hafta değerlendireceğiz büyük bir ihtimalle. Yani hafta hafta Ankara'daki statların boşluk durumuna göre ama büyük bir ihtimalle sanırım Cebeci değil mi Ergun Bey? Evet. Cebeci. 19 Mayıs'ta olması bizim işimize gelir. Çünkü bizim oyuncular, hedefi olan oyuncular, daha iyi oynayacak oyuncular, sağ çim, ışıklandırma, otomatikman havaya girilir. Bana da gerek kalmaz o zaman. Sana gerek kalmaz da bu gençler bir kadrosunu sen kurdun. Şimdi ikinci hoca değişikliği geldi. Bir şey diyecek misin buna ilgili? O takdir tamamen başkanımızın. Ya Hacettepe konuşuyoruz. Bu nereden çıktı şimdi ya? Yani o da bana ayrıca bir mutluluk veriyor. Sıkıntı değil yani. Oranın başarılı olması benim mutluluğum. Geçen hafta biz çıktık. Naci Hoca'ya yardımcı olduk. Maçı kazandık. İnşallah bundan sonra Mehmet Hocam geldi. Dün kendisine de konuştum. Takımı toparlayacaktır. İyi bir duruma getirecektir. Gençliğe birliğinin iyi olması demek. Hacettepe'nin iyi olması demektir. Böylece yarışmacı arkadaşlarına başarılar diler.
Yani ama böyle de. Gözüme gençler dedi şimdi. Böyle de bir gerçek var. Bekliyordu yani görevde. Neyse Bülent şimdi gençler kaçtı mı? Hacettepe'yi konuşuyoruz burada ya. Gençlerin de demeye de bir gün Türkiye Mustafa Kaplan'dan bahsedecek yani. Kral Mustafa Kaplan'dan bahsedecek. Böyle söylüyorum. Ya arkadaşlar Mustafa Hoca'nın bir yere gittiği yok. Hacettepe'de zaten Gençler Birliği'nin altyapısı sonuçta yarın bir gün önümüzdeki senelerde Mustafa Hoca burada, takım burada. Gençler Birliği 10 metre yanımızda. İlhan Bey derse ki Mustafa seneye gel takımı çalıştır, seneye de gider çalıştır. Kendini ona söyledim, ben senin askerinim dedim. Her zaman hazırım her şeye dedim ben. Bir sıkıntı yok dedim benim için. İşte bir de 3 kulüple anılıyoruz. Gençler Birliği, Hacettepe, Ankara Gücü. Biz de böyle öleceğiz. Kaç oldu şimdi? Şu rakamları bir hatırlatsana. Gençler Birliği'ne kaç imza? Ankara Gücü'nde, burada. Attım her imzanın altında başarı vardı. Her kulüp. Neşet Hocam kaleci antrenörümüz. Neşet Hoca soyadı vardı. Büyük Kılıç. Hakan Atan. Medet Coşkun yardımcı antrenörümüz. Halil Ekman mentör. Gürkan Hoca bizim hem yardımcı antrenör hem kondisyonerimiz. Ben çıkayım dedim ama tutturamadım ha. Gürkan Hoca'nın soy ismi. Aslan. Gürkan Aslan. Barış Hoca da bizim hem yardımcı antrenör hem analizcimiz. Ant. Ant. Barış Ant. Ben de Kral Mustafa. İki tane transfer var mı yok mu? Ben tam anlayamadım. Biz iki tane oyuncu aldık bu sene. Kimler aldınız mı? Bir tane Tavsu Yitmayır'dan santrafor Hüseyin'i aldık. Hüseyin? Çolak. Çolak. Bir de Fethiyespor'dan Hakan Bahran aldı. Diğerleri bizim... Evet. Diğerler geçen sene bizde kalanlar. Zaten bizim şey olur, kiralık olarak gitmiş abi. Onun dışında bir... Yok o şey... Yusuf. Kaleci. Bizden o bizim serbest bıraktığımız bir kaleci. Kayserili Recep Mamur'un yeğeni. Ondan dolayı altyazı geçti. Şey, yani Recep Mamur'dan teyit edebilirsiniz. Ben şu anda öğrendim de. Ya biz Gençler Birliği'ne bir tek kaleci Übeyt'i aldık. Bizim Gençler Birliği'ne gelen bir tek Übeyt. Kaleci. 97'dir o da milli takımda şu anda. Var mı başka soru? Bülent senin soracağım bir şey var mı özellikle? Uçaklar düştüğü gün ilk önce kara kutuyu ararlar. Değil mi? Kara kutuyu. Yok ben öyle bir şey demiyorum. Yani kaleciyi sordu da ben o yüzden söylüyorum. Bizim burada 94'lü kalecimiz var, 97'li kalecimiz var, 95'li kalecimiz var, 98'li kalecimiz var. Bak lige biz bir girelim. Bizim bu takım kendiliğinden gider ama bizim bu takıma sabretmemiz lazım. Çünkü yani sana söyleyeyim kalecimiz bu hafta oynayacak 97'li. Sağ bekimiz 94'lü, sol bekimiz 94'lü, iki stoperimiz 93'lü. İki orta sahamız 94'lü. Sağ ön 95'li, sol ön 96'lı, onun önündeki 98'li, ilerideki üstünün 90'lı. Bizim hedefimiz tamamen gençlerine oyuncu vermek. Yani böyle bir takım da yoktur bu liglerde bana göre. Genç, dinamik. Sadece biz burada şampiyon olduğumuz sene, yani Halil abi de o zaman yanımda 10 tane oyuncu devre arasında biz milli takıma gönderdik mor menekşelerde. Fatih Terim bizi o zaman tebrik etti. O 10'un 5'i burada şu anda, gençlerinde oynuyor. Bu sene de yollayacağız. 33 yılda gençlerine gelen bir teknik direktörünü yapmadığını ben bir senede yaptım ben. 5 tane oyuncu götürmek bir yiğitlik ister, bir babayitlik ister yani. Onun için de bu adamlar Mustafa Kaplan arkasında durulması lazım.